Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade Warband'da yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümün üzerinden çok şey geçti, çok şey değişti. Biz birazcık daha canlı yayında oynayıp ilerlettik save'i ama onun tekrarını YouTube'a yüklemeyeceğim çünkü ya canlı yayınlarda az da olsa küfür kullanıyorum ne yazık ki ve hani buradaki community'nin küfürden pek hoşlanmadığını biliyorum. O yüzden burada yayınlamadım. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben geçen oynadığımda oyunu bırakma kararı almıştım. Oyunu bırakma kararı. Sanki çok önemli biriyim. Çok önemli bir şey ya. Yani seriyi sonlandırma kararı almıştım. Öyle söyleyeyim. Kendimi çok büyük gördüğümü falan zannetmeyin buradan. Artık oynamak keyif vermiyordu ve yani gerçekten çok tıkanık hissediyordum. Sürekli param eksiye gidiyordu. Sürekli askerlerim ölüyor. Hiçbir yeri alamıyorum. Hiçbir yeri fethedemiyorum. Kalelerde, şehirlerde binlerce asker var falan. Böyle bildiğim bayağı kendimi şey hissediyordum böyle. Falan modunda. Birazcık değişiklikler yaptık. Yani o ulan modundan çıkabilmek için, o hayıflanan babuş modundan ayrılabilmek için birazcık değişiklikler yaptık. Şimdi size o değişiklikleri de anlatacağım. Hani neler oluyor, neler bitiyor onlardan bahsedeceğim. Önce şunu söyleyeyim, yani normal haritada Sırbistan Krallığı içimizden geçiyor. Yani bunun başka bir kelime anlamı yok. Ya da başka anlatabileceğim bir şekli yok. Adamlar bizi mahvediyorlar hocam. Yani baya baya mahvediyorlar. Sofya şehrini ele geçirdikten sonra Üsküp'ü de ele geçirdiler, Tirnova Kalesi'ni de ele geçirdiler, Efrak Kalesi'ni de ele geçirdiler, Torontolu'yu da ele geçirdiler. Yani burada bize halay çektirdiler resmen ve hani ben kaleyi ele geçiriyorum, adamlar 1000 kişi gelip geri alıyorlar. Ele geçiriyorum, 2000 kişi gelip geri alıyorlar. Ya gerçekten aşırı yıpranmış vaziyetteydik. Onun dışında bir değişiklik olmadı yani. Harita hala bildiğiniz gibi, pek fazla şey değişmedi. Değişiklik yaptığım şeyler şunlar. Şimdi Alanya Kalesi bana ait ya. Alanya Kalesi'nde 100 tane kemankeş, 57 tane de silahtar var. 50 tane daha doğrusu. O Lord'un askerleri arasında kemankeş ve silahtar var muhtemelen. Askeri düzenimi değiştirdim. Artık Yeniçeri okçuları yerine kalede kemankeş ve silahtarlar var. Çünkü bu arada son Yeniçeri okçuları üstümde, şu Karaman Kalesi'nde de göstereyim. 100 kemankeş, 50 silahtar şeklinde bütün orduyu değiştirdim, bütün orduyu yeniledim. Üzerimde şu an işte oradan aldığım Yeniçeri okçuları var, diğer kalelerden aldığım. Çünkü Yeniçeri okçuları 26 dinar para alırken kemankeşler sadece 6 dinar para alıyor. Yani dile kolay bir düz hesap yaptığınız zaman bir tane Yeniçeri okçusu yerine 4 tane kemankeş tutabiliyorum. Aynı zamanda Kapıkulu sipahileri var. Ben Kapıkulu sipahilerini atmamıştım diye umut ediyorum. 50 tane Kapıkulu sipahim olması lazım benim. Bu 50 Kapıkulu sipahisi 48 para alıyor bir birimi. Silahtarsa yalnızca 28 para alıyor. Yani ben işletmelerimden gelen para ve mülklerimden gelen parayla hayatta kalabilmek için askerlerimin kademelerini bir tık küçültmek durumunda kaldım. Bol bol yağma attım, bol bol sefer yaptım. 10 bin altınım var birikmiş vaziyette. Envanterimde yemeklerim var, görüyorsunuz. Yemeklerim hala iyi. Fazlalık zırhlarımı Adana Kalesi'ne koydum. Haritada hızlı gideyim diye sürekli atlarımı taşıyorum yanımda. Ve bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Önce bir genel toparlama yaptım. İnşallah neler olup bittiğini anlamışsınızdır. Ne yapacağız biliyor musunuz? Madem ben Sırbistan Krallığı'nın bir kalesini aldığımda bunlar kafama 1000 kişi geliyor, 3 kalesini birden alacağım. Efrak Kalesi'ni alacağım. Kaleyi kendime istemeyeceğim. Doğruca gideceğim. Trontol Kalesi'ni alacağım. Tirnova Kalesi'ni, pardon, Trontol şuraydı. Tirnova Kalesi'ni alacağım. Burada durmayacağım. Gideceğim. Kontrol T'yi kapatmayı unuttum galiba bu arada. Gideceğim. Üsküp'ü alacağım. Yani 3 kaleyi aynı anda alacağım. 3 kaleye aynı anda saldırdığım için bu elemanlar muhtemelen birazcık zorlanacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani orduyu toplayıp her yere götüremezler diye umut ediyorum, en azından öyle söyleyeyim. Her yeri alıp bir yeri savunmaya çalışacağım. Muhtemelen savunmaya çalıştığım yer en son aldığım Üsküp Kalesi olacak. Yani baktım Sırp Krallığı burada toplanıyor. Orduyu buradan alıp kaçıracağım. Trinova'ya bırakacağım. Baktım Trinova'ya da kuşanıyor. Trinova'dan alacağım, Efla'ya bırakacağım. Üçünü birden kuşatmaya çalışırlarsa mutlaka güçlerini bölmek durumunda kalacaklar. Güçlerini bölerlerse şayet defanslama şansım daha yüksek olur.
Diyelim ki güçlerini bölmeyip tek bir noktaya fokuslandılar. Hemen öteki kaleye. Öteki kaleye öyle kaça kaça şey yapacağım. Belki hani onlar atıyorum ben Eflak Kalesi, Tirnova Kalesi ve Üsküp Kalesi'ni aldım. Adamlar da geldi Eflak Kalesi'ni alıp Tirnova'ya doğru ilerledi. Tirnova'yı savunmaya çalışmak yerine gelip tekrardan Eflak Kalesi'ni alacağım. Yani elimde dinamik bir ekip var. 150 tane Yeniçeri okçusu var benim önceden kasmış olduğum. Bu okçuların gücünü sonuna kadar kullanmaya çalışacağım. 3 kale birden alacağım. Bakalım hangileri elimizde kalacak ya da burayı savunabilecek miyiz, hep beraber göreceğiz. Açıkçası böyle bundan sonra seride sürekli hareketli bir şeyler yapmak istiyorum. Sürekli böyle haydut kesip işte efendime söyleyeyim şurada bulunan dağ yağmacılarını kesiyoruz, tamam mı? Yağmacıları kestikten sonra üstündeki ıvır zıvırları alıyoruz. Konya şehrine gidip satıyoruz. Buranın para bitiyor. İzmir'e gidip satıyoruz. Tekrar geliyoruz ediyoruz falan filan böyle. Bu tarz farm işlerini ben yayın dışında halledeceğim. Daha doğrusu video dışında, şu an yayında değilim. Yayın dışı halledeceğim derken de yapacağım şey şu. Hani hop ışınlanacağım, vuracağım, ışınlanacağım, tekrar şey yapacağım. Yani oradan oraya yürümekle uğraşamam. Çünkü yayın dışı farmlarken böyle küt 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 küt. Bütün hepsini indireceğim aşağı. Neyse şimdi Eflak şehrini kuşatalım ve bakalım. Artimenleri geri aldım, Ymirya'yı bulamadım. Artimenler Edirne'deydi galiba. Artimenleri almayı başardım, Ymirya'yı bulamadım arkadaşlar. Yani sağlıkçılarımdan biri yok. Bakalım bu kale bize yar olacak mı? Görmeden, shift'e basıp odaklanmadan sıktığımda daha hızlı sıkıyorum sanki. Bu arada okçular şöyle bir şurada durabilir mi? Artı de şurada dursun Artimenler. Abi okçularla beraber bu Eflak Kalesi'ni komple ele geçireceğiz. Okçular bu arada bayağı sağlam sıkıyorlar ha. Bayağı bayağı sağlam sıkıyorlar. Okçularla beraber burayı ele geçireceğiz Yeniçeri okçularıyla. Olabildiğince az kayıp vermeye çalışacağım. Hedefim o yönde. Olabildiğince az kayıp verip burayı ele geçirip direkt burada durmayacağım zaten. Burada durmadan buradan ilerlemeye çalışacağım ki düşmana takviye birlik gelmedi mi hala? Bir bakalım, düşmanda 40 kişi var. 59'u ölmüş. Takviye birliklerini acaba çoktan kesmiş olabilir miyiz? Peki ben Yeniçeri okçularına hücum emri versem acaba nasıl olur? Çok dayak yerler mi? Yani bu sıka sıka ilerlerler diye tahmin ediyorum. Anladım, anladım. Tamam, tamam. Ya bizimkiler sıka sıka ilerler ya. O 150 tane Yeniçeri okçusunun kuvvetini hafife almamak lazım. Bu arada umut ediyorum padişah bana buradan bir kale falan verir. En azından haritada bulunan toprak miktarımı arttırmış olurum. Selamun aleyküm. Ahali. Güzel. Gelin sizi şurada bir defanslayalım. Burayı fazla kayıp vermeden aldığımızda iyi oldu. Şu an genel anlamda baktığımız zaman çok bir kaybımız yok gibi gözüküyor. 150 okçudan taş çatlasın. 10 tanesi 20 tanesi ölmüş ya da bayılmıştır diye tahmin ediyorum. Geri kalanları hala sağlamdır diye umut ediyorum. Ve dediğim gibi burayı alacağım, doğru koştur koştur Tirnova Kalesi'ne. Ya da Üsküp'e, bilmiyorum, aradaki farkı böyle birazcık açarız. Aradaki farkı açtığımız zaman şey olur. Eflak Kalesi'ni ben alayım mı acaba? Yani kendime istesem mi? Onu merak ediyorum. Gerçi Eflak Kalesi ilk aldığım kale yani. İlk aldığım kaleyi yem olarak kullanacağım. Yem olarak kullanacağım bir kale için padişahtan istekte bulunmayayım. Ha, burayı verir, diğer toprakları vermez falan sıkıntı olur. 15 tane Yeniçeri kaybetmişiz. Hiç sıkıntı değil. Buradaki hiç kimseyi almıyorum. Yeniçeri okçularım bana yeter. Eşya havuzuna giriş deyip burada sağlam malzemeler varsa onları alayım mı? Şöyle bir alayım. Belki işime yararlar. Yani bir yerde giderken satarız. Şuraya ayrıl. Hiçbir şey isteme. Eflak Kalesi'ni fethettik. Eflak Kalesi'ni fetheder etmez. Buradan şöyle bir ayrıl. Ve biraz aslında etrafta pusuya yatıp bekleyebilirim. Ya bir şey istemedim. Eflak Kalesi'nin bana verilmesini çok dert etmiyorum da zaten. Torontol Kalesi'ni alemde misal. Buradan Torontol Kalesi'ne dalsam nasıl olur?
Ya da adamlar ilk nereye gelirler? Ne yaparlar? Selamun aleyküm Torontol Kalesi. 117 asker. Kuşatma Kulesi inşa edilmiyorsa ben Torontolu da alayım. İçeri savunacak adam koyamıyoruz da gerçi yani diğerine koymadık. Oo, duvara saldırıyor. Süper. Yani mutlaka bir yerden bir yeri defanslamaya gittiğinde diğerini geride bırakacaklar. Ya da güçleri ayrılırsa ben onlara saldırıp canlarını okuyacağım. Mutlaka zarar görecekler burada yani. Oo, olala. Şimdi şöyle Arti sen şunun arkasına geçiyorsun oğlum. Arti bunun arkasına geçiyor. Arti'nin bunun arkasına geçmesi çok çok önemli. Arti bunun arkasına geçerken de umarım Yeniçeri okçuları orada hücumlayıp kendilerini patlattırmazlar. Aslında hücum etmeseler bir saniye. Okçular manevra yerini koru. Yerini koru oradan ateş et. Oradan ateş et. Şey yapma bireysel çatışmaya girme. Evet bu kale bizim Yeniçeri okçularının mezarı mı olacak acaba? Okçular şöyle bir geriye çekilsenize. Baba bir geri çekilin. Geri çekilin tarayın adamları. Şöyle yayılın oğlum şuraya. Geri çekil yayıl. Bu Yeniçeri okçularının okçuluk yeteneği hakikaten çok fazla. O yüzden yani bu adamlar yardırdın mı çok fena yardırırlar. Ne yapıyorsun? Şimdi yapmam gereken tek şey bana fokuslanan okçuları zamanında fark edip kendimi malamat ettirmemek. Yani benim yapacağım tek şey bu. Selam. Bana kalkan çekeni zaten bizim okçular hallediyor. Ben de kalkan indireni. Eyvallah. Eyvallah. Merhaba, nasılım? Taret gibi geldim kapınızın önüne. Dört kaleyi aynı anda alacağım bu savaşta ya. Üç düşünüyordum ama Trontolu da alır dört yaparım onu. Tabi padişah bunun üzerine umarım bana bir şehir ve yeri bir şeyler verir. Selam canım. Selam canım. İşte bu abi. İşte bu. Buralarda arkalarda kalın. Muhakkak arkalarda kalın ki sizi böyle bir malamat edebilelim çok rahat. Torontal da elinizden alınacak. Diğer kaleler de elinizden alınacak. Osmanlı yükseliş dönemine tekrardan giriyor baba. Hadi bakalım. Valla askerlerin miktarını falan da kıstım abi. Selamun aleyküm. Kaç kişi kaldı içeride? Merhaba. Ordulara bir hücum emri verelim mi? Güzel. Adamlarımız tarafından ele geçiriliyor kale. Yeniçerilerimiz bir içeri hücum etsinler. Kaç adam kaybettim? 2 ölü 6 yaralı. Oo, vallahi 150 tane Yeniçeri okçusunu aldık arkamıza. Yardırıp yardırıp gidiyoruz ha. 10 numara. 10 numara. Bizim adamlar diğerlerini de bir indirsinler. Ulan hiç okum mokum yok mu kenarda köşede? Beyler ok kullansaydınız ya arada. Hocam sizin okçuluğunuz iyi. Siz bireysel dövüşe girmeseydiniz. Herifleri oklayın diye aldım ben içeri. Sanırım bütün düşmanlar burada. En azından geriye kalan. Adamı da göremedim ki arkadaş. Adamlar mahvetmişler elemanları ya. Süper. Şimdi bu Yeniçeri okçularından sadece 8 kişilik bir kayıp vererek Torontol Kalesi'ni de ele geçirmeyi başardık. Eşya havuzuna girip bir bakıyorum. Bana özel bir şey var mı diye yine bir 2-3 sıra loot atıp ardından burayı da salıp başka bir kaleye gideceğim. Burayı da ben istemiyorum. Burayı da bana vermene gerek yok. İlerle bakalım şimdi. Buradan bir Nis Kalesi. Nis Kalesi'ni kim kuşatıyor? Oo, bunlar bizim adamlar mı? Yok, bunlar Macar Krallığı'nın birlikleri.
Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Hem Macar'la hem bizle uğraşamazlar. Macar'la Sırbistan birlikleri savaşta mı? Eğer ikisi birbiriyle savaşıyorsa var ya 10 numara olacak şu an. Evet. Macar'la Sırp Krallığı birbiriyle savaşıyor abi. Niş Kalesi'ni de kim kuşatmış hemen bakalım. Niş Kalesi'nin kuşatma kaldırılmış. Aman 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 hocam aman aman. Ya seni uzaktan oklatırım, hayatını karartır mıyım? Hayatını karartırım ya. Elindeki adamlar bana ulaşamaz. Niş Kalesi'ni de alırım. Niş Kalesi'ne de oturur defansa şey yaparım. Gerçi Niş Kalesi adamların dibinde orayı nasıl defanslayacaksam. Şu 171'lik adamı hallederiz de hiç okçum ya okçu dışında ünitem yok elimde. Torontol Kalesi'nde ortalama büyüklükte bir düşman grubu. Dur bir Torontol'a doğru bir gidelim bakalım. Aman 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 hocam ne oluyor? Orada adamlar kuşanıyor. Sırbistan'ın Macar askerleri tarafından bir dağılıyor. Orta büyüklükte dediği için gidip bir bakmaya gidiyorum yani. Kont Vuldrat. Hayırdır lan? Orta büyüklük dediğiniz 69 kişi mi? Gerçi kalelere sıfır adam bırakınca gel bakayım gel gel. Gel bakayım hayırlar ola. Eflak Kalesi güvende mi? Güvende. Ya şu küçük adamlara da bırakmayalım da şeyi mekanı. Yani 79 kişiyle alamasın eleman bizi öyle değil mi? Selamun aleyküm. Kal burada. Kal burada. Ayrıl. Ayrıl 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 ayrıl. Ayrıl karşıda doğru düzgün adam bile yok. Ayrıl dağıl abi dağıl abi dağıl abi. Burada ne yapacağız? Burada okçular ateş etme. Ben sana ateş edeceğin zamanı söyleyeceğim sen bana güven. Okçular valla tam hizalandılar. Birazcık bir üzerimize gelsinler adamların icabına bakarız. Birazcık bir üzerimize gelmeleri gerekiyor sadece. Ya gel bakayım nereden geleceğim be? Benim de bir su içmem lazım. Şurada bir yudum su içeyim. Daha ok menzilinde değiller abi. Sakin kendimi önden tank olarak kullanacağım. Bizim okçulara karşı şey olmasın diye 420 okçulukla bizim oradakiler buradakileri vurur mu? Vurur herhalde. Ateş serbest beyler, ateş serbest. Hazır sulak alanın oradalar. Bir taramaya başlayın bakalım. Elimde sadece okçu var. Bunu hesaba katarak ateş serbest talimatı verdim ama. Oğlum çok mu zırhlısınız lan? 26 zarar aldın. Ne kadar güzel. Neyden 26 zarar aldım? Merhaba. Evet evet evet. Bana döndüğünüz için teşekkür ederim. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Okçularımın düzenini bozamadığınız her bir dakika benim için çok önemli. Çünkü okçularımın bu adamları delik deşik edebilmesi için zamana ihtiyaçları var. Ben de onların kazanacakları zaman olacağım. Merhaba, o adam kaçıyor muhtemelen. Hepsi mi kaçıyor? Farklı bir yere mi hücum ediyorlar? Bana kaçıyorlar gibi geldi. Ve darma duman olmuş vaziyetteler. Bir de size işin güzel yanını söyleyeyim. O diğer birlikler de geliyor. Ateş serbest talimatını verdik. Patlatın abi diğerlerini. Bir de size işin güzel yanını söyleyeyim. Şimdi Torontol Kalesi'ni bu herif 69 askeriyle falan kuşattı ya. Ama abart. Abart. Bir tane arbelet yedik. Neremize yedik arbeleti bilmiyorum. Kafamıza mı yedik arbeleti? Göğsümüze mi yedik? Adam ok mu attı, ne fırlattı bilmiyorum da çok can sıkıcı. Nereme yedim abi ben o arbeleti ya? Bu okçular bunların içinden geçer zaten. Hiçbir şeyi dert etmeme gerek yok da. Meselenin can sıkıcı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Son 2-3 kişi kaldılar ya. Şunları bir mahveder misiniz? Sevgili okçularım, şunları bir mahvederseniz çok sevineceğim. Yarıda baygın vaziyetteyim. İki kişi kaldılar. Hadi iki tane okçuyu vurabilirsiniz ya. Orada kaç tane okçu yığılı bizim orada? Nereden baksan 50-60 tane okçu yığılı. Hepsinin de okçuluk yetenekleri çok çok ileri. Yani iki tane adamı alırsınız ya. Geriye bir tane kaldı. Bir tane de şurada var. Ben alabileceklerine inanıyorum. Yalnız arkadaş arbelette ne atıyorsa eleman.
Herhalde böğrümü deldi geçti ya. Yani başka bir ihtimal vermiyorum ben. Büyük ihtimalle böğrümü deldi geçti. Of, bu usta arbeletçiler neymiş öyle ya? Ya canım bayağı fazlaydı. Kargı vuruşu yemiş gibi oldum yani. Kargı vuruşu yemiş kadar oldum. Eşya havuzuna gir bakalım, yok. Çökmüş zırhlı at falan filan var. Onlar bizim işimize yaramaz. Anca şu yemekleri atar envanterde üst sıraya çıkmalarını sağlarım. Tamam, devam et buradan. Şimdi Torontol Kalesi'ni de teslim etmedik. Eflak Kalesi'ni de teslim etmedik. Padişah bir an evvel buraları sahiplendirse iyi olur gibi. Bir yandan da bardağın dolu tarafını görüyorum. Macar birlikleri buradalardı. Yani Macar askerleri burayı Sırbistan askerlerinden korurken biz saldırılarımıza devam edebiliriz. Şurada bizden kaçan bir asker grubu var. 141 kişiler. Niye 141 kişi 128 kişilik bir birimden kaçıyor bilmiyorum. Bu arada ben bir tek yedim, onu da bir hesaba katmam lazım. Arkadan ak koyunlu gelmese bari. 88 tane kıdemli Sırp arbeletçisi var içeride. Normalde Niş Kalesi'ni de kuşatırım da. Şu an Niş Kalesi'ni kuşatmaya maçam yemedi. Bak abi, iki kale birden aldık. Ve aynı zamanda Macar kuvvetleriyle savaştığı için bu herifler hiçbir şey yapamadılar. Şimdi orta büyüklükte düşman grubu kılın kaldı. Kikinka'da. Kikinka, tamam. Eyvallah. O Kikinka'daki askerleri durdurduk. Buralar bir bizim himayemize geçsin. O 141 kişilik o grup geliyor abi buraya. Arkasında adam var mı? Yok. Kaçıyor, geri geliyor. Tam Torontol Kalesi'ne oturup bekleyeyim. Bu herif Torontol Kalesi'ne geldiğinde de doğrudan dışarı çıkıp kafasına okları yapıştırtayım abi. Selamun aleyküm. Kardeş, teslim ol ya da öl. Şuraya hizalanır mısınız? Şuraya hizalan ve okçular ateş etme bir. Onlar nizami yürüme düzeni falan filan yapacaklar zaten, merak etme. Şu tepeyi tutsak nasıl olur? Abi tepeyi tutsak da güzel olur ya. Okçularla arti de buraya gelsin. Oh, benim can var ya şu an. Benim can mükemmel abi. Benim can mükemmel. Adam da mı öne okçularını almış? Galiba eleman da öne okçularını almış. Bizde de okçular var. Ateş serbest desem bir. Okçular ateş serbest. Buradan arayı vurabiliyorlar mı? Cephane mi israf ediyorlar? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Cephane israfı. Ateş etme. Bir bölük daha ilerle. Ben de at sırtında millete artistlik taslamayım da. Benim oklar oraya gidiyor mu lan acaba? Okçular gel buraya. Oo, onlar bize sallamaya başladı. Onlar bize sallamaya başladıysa biz de onlara sallamaya başlarız. Abi çok dikkatli olmam lazım var ya. Ağacın orayı kendime siper belirleyeceğim. Adam da önden arbeletçilerini verdi bizim karşımıza da. Arbeletçileri eriyor abi. Lan attığım hiçbir ok mu gitmiyor ya? Bu arada o kadar yoğun ok atışına dayanamadı herifler. Ufak ufak bir kaçıyorlar gibi. Şimdi yeni adamlar spawn olur. Okçular ateş etmeyip şuraya doğru bir gel.
Okçular tekrar atış serbest. İyice yıprat baba elemanları. Ben şu an şansımı zorluyorum sadece bu arada. Benim yaptığım tek şey şu an şans zorlamak. Onun da farkındayım da. Umarım bizimkilerin cephaneleri tükenmez. Bizimkilerin cephane tükenirse çünkü kılıç kılıca girmek zorunda kalacağız. O kılıç kılıca da bizi alırlar abi. Ben yine ölümüme gidiyorum herhalde. Abi hiç kaybım yok. Karşı tarafta 46 ölü, 26'da firari var. 50 kişi var şu an karşıda. Okçular ok atışına maruz bıraktıkça kaçıyorlar. Güzel. Adamlardan firari vermeleri çok çok iyi. Adamların firar etmeleri. Kardeş var mı yeterince okunuz? İnşallah vardır abi. Bizim elemanlar karşıyı tarıyor. Taramaya devam aslan parçaları. Taramaya devam. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. Şöyle bir bölük yer değiştireceğim. Tamam, bu heriflere bir şey kalmadı abi, bu adamlara. Aa, atlılar üzerimize koşturursa sıkıntı yalnız. Atlılar üzerimize koşturursa sıkıntı. Ya da bizim okçuların cephanesi biterse sıkıntı. Vallahi üzerimize doğru geliyorlar. Güzel. Adamlar beni fokusladıkları için bizim okçular onları rahatlıkla vuruyor. Böğürlerine böğürlerine. Oyalamaya devam etmem lazım. Güzel. 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 Son hücum hamlelerini de ufaktan bir damage de yesem neredeyse canım bitti ama... Son hücum hamlelerini de kırdığımıza göre adamların umutları kırıldı hocam. 53 tane firar eden var. 53 tane. Oh. Oh. Vallahi iyi oldu ya. Şu can değerim de kötü durumda ama... Ne yapalım? Helal lan size. Helal lan size. Abi düşmana göz açtırmadan bunu yapmamız çok iyi bu arada ya. Yani bunu düşmana göz açtırmadan yaptık. Şu elimdeki itemları da bir satarım bir ara. Haftalık gelir raporunu çok merak ediyorum. Bütün askerlere çeki düzen verdikten sonra haftalık gelir ne şekilde değişti gerçekten merak ediyorum. Bozguna uğratılmış düşman grubu Niş Kalesi'ne gidecek de inşallah oradaki orduya katılmıyorlardır. Katılıyorlarsa çünkü işimiz kötü. Şimdi benim bu evet beylerine danıştıktan sonra Eflak Muhammed Ali Paşa'ya tamam. Verebilirsin. Önemli değil. Eflak Muhammed Ali Paşa'ya verilsin. Ben şöyle bir Toronto'da birazcık bekleyeceğim. Canım dolsun öyle gireceğim. Osmanlı ile Kıbrıs Savunma Anlaşması imzaladı. Gayet iyi. Osmanlı Devleti ile Kıbrıs Krallığı. Şu Toronto'lu da ver birine. Ben oradan Niş Kalesi'ne gideceğim. Barınma için ücret ödüyorsun. Canım ne alemde? %29. %29'da çıkılmaz. Yemeğim var yeterince. Eflak Kalesi'ni ne olur doğru düzgün savunun bu arada. Akkoyunlu'yla Mora Despotluğu tekrardan bizde savaşta. Aa, merhaba. Neyse Akkoyunlu Devleti'nin akınlarına karşı bizim kalelerimiz gayet güvende zaten. Gayet güvende ve tedbirli bir vaziyette. O yüzden Akkoyunlu Devleti'nden çok çekinmiyorum. Ama fazla fazla cepheden savaşa girmek beni birazcık çekindiriyor açıkçası. -986 mı? Abi çok iyi. Vallahi çok iyi bak yani şu kaleye çeki düzen verdiğimiz o kadar iyi olmuş ki kalelere. Bir tek benim grubumla Alanya Kalesi para yiyor. Çünkü benim grubum Yeniçeri okçularından oluşan bir saldırı grubu.
Alanya Kalesi'nde bulunanlar da orada 50 tane atlı askerim var bir de ekstradan. Alanya Kalesi'nde atlı askerim var. Arkadaşlar beni bir affedin. Ben bir şuraya kontrol T'den bakayım. 17 adam mı? Abi 17 adamla orayı tutamaz. Pardon. Normalde bunu görmemem lazımdı. Ama bunu görmeseydim bile ne yapacaktım? Ben Niş Kalesi'ne doğru falan gidecektim herhalde. Keşke bunu görmeseydim. Evet. Evet arkadaşlar, parçalanmaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yine iki kaleyi aldım. Onlar da o kaleleri benden almaya geliyorlar anladığım kadarıyla. Abi Macar askerleri ne oldu? Yani siz Macar askerleriyle bir vuruşuyordunuz sanki. O la la, herifler sıra sıra dizildi. Aralarından bir tanesini ayırıp kesme şansım var mı? Kral da geldi. Abi herifler full nizamlar ya. Adamlar full nizamlar baba. Ulan madem siz buradasınız. Trinova Kalesi'ni kim savunuyor, kimse savunmuyor. Yürü bakalım. Bir de gittikleri yere 100 asker falan bırakıyorlar. O Trontol gitti hocam. Trontol gitti. Kral sen de buralarda dolaşma. Yani şayet ki aklıma geleni yapıyorsan ve orayı savunmaya gidiyorsan, lan bari Eflak Kalesi bizim elimizde kalaydı be. Madem bütün adamlar Toronto'da, o zaman ben buradan Tırnova'ya şey yaparım hocam. Ben buradan Tırnova'ya giderim. Tırnova'da adam var mı? Vallahi yok. Bak 89 asker var içeride. Selamun aleyküm. Siz misiniz kral, ben miyim lan? Hayırdır? Tırnova'yı aldılar değil mi? Tırnova direkt düştü. Eflak da var muhtemelen. Sırp Krallığı Memlüğe de savaş açtı. Buraya doğru ilerlemeleri uzun sürer öyle değil mi? Muhtemelen buraya ilerlemezler diye tahmin ediyorum ama. Hunyat Kalesi mi? Bir saniye, Hunyat Kalesi nerede? Ha, Sırp Krallığı ile barış anlaşması imzalandı. Süper. Değil. Değil. Barış anlaşmasına rağmen belki kaleyi alma şansım olur. Neyse. En azından Eflak bizde kaldı değil mi? Aynen öyle abi. En azından Eflak bizde kaldı. Yani Tırnova'yı verdi şey, Toronto'lu verdik ama en azından Eflak bizde kaldı. Şimdi kim bize savaş ilan etmişti başka? Akkoyunlu'yla Mora Despotluğu. Ben şimdi gideceğim. Buradan yağmaladığım malzemeleri satacağım. En azından bir kale kurtardık abi. Bir kale bir kaledir yani. Başka kimle savaştayız biz Osmanlı Devleti olarak? Akkoyunlu'yla savaştayız. Macar'la ateşkesimiz var. Lehler'le ateşkesimiz var. Yani Akkoyunlu ve Mora Despotluğu olması lazım. O yüzden rahatız. O Eflak Kalesi kolay kolay patlamaz. Ben şimdi Edirne şehrinden gidersem, paramı alırsam, yemeğimi alırsam, Edirne şehrinden kastığım para ve yemeklerle oradan oo la la bayağı yemek tüketmişiz ha. Abi buradan aldığım yemeklerle şu sosisi, zeytini, balığı, her şeyi ver abi. Şurayı bir ver. Ah buradan aldığım yemeklerle ödemeyi de şunlarla yapacağım. 2300 akçe alınacak. Veremezler o kadar. Muhtemelen şu da var. 1662. Şunu da ver. 1500. Silah tüccarı. 977 mi? Zırh tüccarı. Merhaba. Oh, sattığımız itemlar bile yetti ha buraları parçalamamıza. Vallahi sattığımız itemlar bile yetti baba. Şimdi ben bu orduyla Manastır'a doğru ilerleyeceğim. O yüzden önce bir Sofya'ya uğrayıp Sırp Krallığı'nın Sofya şehrinden biraz daha gıda alıp Mora Despotluğu'ndan Morava İça'ya dalacağım da ulan Balıkesir'e mi dalıyor herif? Ben Balıkesir'e yakın mıyım? Yakın olsam da yağmaladı adam ya. O bitti gitti usta. Adam yağmaladı, o bitti gitti. Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı Devleti'nde lordlar arasında Oltenya toprağını almak için müthiş bir destek topladı. Halk onun fikrini değiştiremiyor mu? Oltenya. Oltenya neresi ki? Evet, bir saniye. Ona yerlerden bir bakmak lazım. O ile başlayan. O. Oltenya. Fatih Sultan Mehmet Han'a ait.
Helal be. Tamam alsın alsın. Ta Eflak Kalesi'ni de çok şey bırakmayın. Abi ben ne zaman millet savaşsa aynen bu taktiği yapacağım. Yeniçeri okçularını kasacağım. Yeniçeri okçularını kastıktan sonra yemeğimi depolayıp gideceğim. Orada işlerini bitireceğim milletin. Balık ve ekmek almaya devam et. Ekmek, tahıl falan filan. Eyvallah. Babuşlar şimdi bölümümüzü burada sonlandıralım. Gelecek bölümde ben gideceğim ve şu Mora Despotluğu'nun topraklarını almayı deneyeceğim. En azından buralarda bizim olsun istiyorum ve yani Sırplardan bir tane kale aldık. O bizim için güzel oldu. Yani Ateşkes Anlaşması imzalanana kadar Efla elimizde tutmayı başardık. Ama yani yine adamlar 1700-1800 kişi toplanıp geldi. Osmanlı'nın tekrardan yükseliş dönemine girme vakti gelmiştir. Bakalım elimizden geleni yapacağız ve Osmanlı'nın yükseliş dönemini yaşatmaya çalışacağız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.